أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين على رسولنا محمد صلوات. Gençler, bunlar bazıları ben görmedim değil mi Murat bunları? Abi bunlar yeni. He, hiçbirisini görmemiş. Ön saf yeni. Seni görmüşüm. Kaç yaşındasın sen? 11. 11. 11'den daha küçük olan var mı? Kaç? Şu an yeni girdim 11'e. 11'e yeni girdik. Tamam. Şu abilerin görüyor musunuz ah hocalarınızı? Onlar da sizin gibi burada böyleydi. Öyle mi Sait? Sait daha farklı olmaz. Kaç doğumlusun Sait? 92'de gitmişti baba. Sait'in ismini sen koymuşsun sen. Ben koydum. İsmini de ben koydum. 94'te orada dershane açmıştım. İsmini de ben koydum şu anda. Gurur duyuyorum. Böyle baktığın zaman geçmişine bunları gördükçe gerçi dünyalık bir şeyimiz olmadı. Çok safasını Ustad gerçi diyor, çok çektim bir şey, çok yordum diyor. Ne görmüş? Safasını çok çekti. Neyse çekmiş, 28 sene hapishane. Biz bazen safasını çektik ama cefasını da çok çektik. Yani biz 1979-78 nurcular olunca 80 ihtilalinden önceyi de gördük. 80 ihtilalini de gördük. 80 ihtilalinde Kur'an öğretmekten harf inkılabıyla ilk Şişli'de tutuklanmıştı. Yani 80 şimdi düşünün. Ama arkama baktığım zaman şöyle elhamdülillah dittiriyor. Niye anlatıyorum bunu? İnşallah siz de geçmişinize elhamdülillah dersiniz. Şu soruyu da sorayım. Ben sizin gibi olmak ister miydim genç 11 yaşında? İstemem. Bir daha ben bu imtihanların göğüs gelecek aptala cesaretim yok. Yani hep sen teden Murat geçmişiz böyle. Ha böyle hep Allah tutmuş. Mümkün değil. Bir daha onları ama sizin için bahar. Siz daha güzel bir zamana geldiniz. Kur'an öğrenmek ve öğretmek suç değil. Daha 98'de teşvik ediyorlar. Hatta elhamdülillah şu an. Şu anda teşvik ediyorlar. Elhamdülillah. Şimdi size ne anlatacağım, ne konu yapacağız? Bugün pazartesi, umumi ders. İçsel alemimizi bana lazım. Garip garip duygular gelir. Hele hoca abileriniz ve büyük amcalarınız böyle. Onlara çok lazım. Size de malumat lazım. Şimdi garip garip şeyler geliyor, duygular, fikirler, hisler geliyor. Bazen yakalıyoruz, bazen de mağlup oluyoruz bu duygulara. Ne olduklarını da bilmiyoruz. Ne olduğunu bilmiyoruz. Neyin ne olduğunu. Bazen bizi öyle sürüklüyor ki, perişan ediyor. Hayatı anlamsızlandırıyor. Bir Metris'teki bir cümlemi söyleyeceğim. Çok güzel, hoşuma gitmişti. Sıkıntı günlerin şeyi. Yaşadığın hayatı anlamlandıramazsan yaşadığın hayat seni anlamsız kılar. Geldi gitti, anlamsız iş. Ha gelmemişsin, ha gelmişsin. Yaşadığın hayatı anlamlandıramazsan o yaşadığın hayat seni anlamsız kılar. Atar çöpe. Çöpe atar çöpe. Hiçbir şey. Hayatı anlamlandırmak için lazım olan şeyler, cümleler okuyacağım. Bir, içsel dengeyi sağlamak. Garip garip fikirler, düşünceleri. Şuralardan okuyacağım atıflı. Bir de insani ilişkilerde
amcalarınız işte büyükleriniz karı koca akraba ilişkilerinde Müslümanlar mabeynindeki ve birbirimize karşı durumumuz inşallah. Hele abiler siz birbirinize bakışınızı inşallah bu malzemelerle yapacaksınız. Şimdi sayfayı söylüyorum. Şu alar 511 çalışarak geldim. Derse çalışmadan çıkmıyor. Çıktığım ders hatırlamıyorum pek. Mutlaka çalışıyorum. Bu Sultanbeyli dersiymiş. Ya aşkta ikilik varmış, muhabbette yokmuş. Aşk esmaya dayanır. Muhabbet şuunata dayanır. Abdullah. O dersi yapmıştık. Ondan sonra gitti böyle. Şimdi 511 paragraf son demişim. Fesvanallah. Diyor ki şimdi en ziyade bizi birbirine ense, tamam mı? 11 yaşında da olsan daha iyi. Ve hocalarınıza karşı, hocalar hocalarınızı, amcaların, abiler, kardeşlerimiz de onlar birbirlerini, karı koca, ev hayatı, siz de öğrenirsiniz, anne babanıza da anlatırsınız. Şimdi en ziyade bizi ve nurları vurmak ve sarsmak için ne yapacak? Bu kitabın ağzı yok. Bunun ağzı biz olacağız. Bunu ben tutuyorum. Bunu ben tutuyorum. Benim elimi kırsalar bu da yere düşer. Benim ağzımı kapatsalar bu da konuşamaz. Evet Risale-i Nur öyledir ama değil Risale-i Nur Kur'an için söylüyor üstad. Anlaşılmaz bir kitap malimsiz olsa manasız bir kağıttan ibaret kalır diyor. Değil mi? Peygambersiz Kur'an, üstad ve nur talebesiz Risale-i Nur mana ifade etmiyor. Öyle diyor. Ha, o zaman nurları susturmak ve vurmak, sarsmak için en fena plan münafıkların en fena diyor. Nur talebelerini birbirinden soğutmak. Birbirinden soğutmak. Hemen sanki senin hiç iyiliğin yok. Hemen arkadaş hep kötülüğünü düşündürüyor. Hani birbirinize karşı soğutmak oldu mu bilin ki plan var. Kim yapıyor? Şeytan yapıyor. Bak birbirimizi birbirinden soğutmak bir. Çok önemli ikincisi. Usandırmak. Of! Zahmet ya! Çok oldun artık ya! Gibi. Usandırmak. Üç. Meşrep ve fikir. Meşrep, maşrapa. Kazan olsa daha büyük de oluruz. Ama nehir meslektir. Nehir suyun akması meslek. Maşrapan meşrebi. O nurculuk. Nehir benim şahsiyetim bu. O kadar alabilmiş. Ya külliyata ne kadar değişik meslek var. İlim var. Benim işim gayb. Şimdi senin anlattıkların nehir oluyor o zaman Hasan abi. Bizim senden aldıklarımız da meşrep oluyor. Heh böyle yaparsan böyle. Mesela nurculuk, meslek, ben maşrapayla aldım. Ben de sizi külliyatta benim alakamı çeken, bak nasıl okumuşum gençler görün. Bak görüyor musunuz abiler şöyle göstereyim buradan. Böyle bütün külliyatı böyle tek tek meşrep ve fikir böyle incik buncuk. Ama bir başka abiniz vardı vakıf, o da meşrebi şuydu. Nikola Nikolaevich'e ayağa kalkmayan, sarıyla kafasını gösterip bu sarı kafayla çıkan diyen, mecliste şu iki parmağını senin gözüne sokan diyen, bu tür dersler yapardı. Benim ilgimi çekmiyor mesela. Böyle bak. Mesela başka bir vakıf vardı külliyattan. Ashab-ı Kehf kaç kişiydi? 307 mi ne? 7 kişi. Ha şey o neydi 300 küsü? Kaldıkları sene, uyudukları sene. 309 yıl uyudular abi. Ha, yani bir şey vardı. Yoksa İsa Aleyhisselam şey. Ustadın talebesi de aynı o kadar.
Ustad yaşarken talebesi 300 küsür tane. Hasan Bedir abi 310 kişi. He işte. Hasan Bedir mi? Evet abi 310 kişi. Eğer öyleyse üstadın talebesi 310 kişi belki onunla. Ok eğer mukayese ettiriyor. Yani ve o abiler, ustadın o talebeleri, nerede yaşadılar, kaç çocukları vardı, şimdi ne yapıyorlar falan. Adam ihtisas bu. Mesela başka bir tanesini söyleyeyim. Rüştü abi mesela meslekte hassas, ilimde mutasisti, ilmi şeylerde. Hızır abimiz vardı vakıf. O da düşündüğünü şekillendiren, kainatta gördüğü şekli manalandıran bir adamdı. Mütefekkir. Mütefekkir. Garip adamdı böyle. Şöyle adam, şöyle bakardı. Ondan sonra hiç yana o zaman gitmeyeceksin. Elinde kalem kağıt hiç eksik olmaz. Gördüğünü düşünceye dönüştüren, hayal ve şekile dönüştüren, şekli manaya dönüştüren, manayı şekillendiren. Ondan ben şey yaptım. Misal verme kabiliyetimi geliştirdi. Rüştü abiden de laikalar hassasiyetim gelişti. Nadir abiden de enfusi şeylerimiz gelişti. Bu malzemelerle yoğurup farklı bir şey çıktım ben de. Siz de öyle olacaksınız. Hocalarınız, abileriniz bir konu işleyecek bir meşrebini. İlgisini çeken konuları seçiyor. Ötekisi başka. Şimdi tekrar dağıtmayayım. Şimdi en ziyade bizi ve nurları vurmak ve sarsmak için en fena plan, en fena vurmak, kesmek, hapse yatmak değilmiş. Daha ondan fena. Nur talebelerini birbirinden soğutmak. Bir. İki. Usandırmak. Sait. İki tane sait. İki, usandırmak. Üç, meşrep ve fikir cihetinde birbirinden ayırmak. Birbirinden ayırmak. Anladık mı? Aleyküm selam. Gençler hoş geldiniz. Gel. Selamünaleyküm. Bunlar nereden geliyor maşallah? Subaşınlar mı? Gençler tekrar hoş geldiniz maşallah. Çok güzel. İyi. Peki. 509. Bismillahirrahmanirrahim. اَلَّذ۪ينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ اَحْسَنَهُ اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ هَادَاهُمُ اللّٰهُ وَاُولَٰئِكَ هُمُ اُولَٰئِكَ هُمْ اُولُ الْاَلْبَابِ. Gayet kısaca bir meali. Yani gene bununla paralel. Sözleri dinleyip ne yapacağız? Böyle durumlarda. Kafam şey olduğu için döndürüyorum ve kendimi dinliyorum. Sözleri dinleyip, yani Risale dersleri dinleyip, en güzeline tabi olup, fenasına bakmayanlar, ayet bu. Allah söylüyor. Sözleri dinleyip, en güzeline tabi olup, yani güzel, bizim sözler güzel. Risale'nin çok güzel. Hadis fevkalade, hadis-i kutside garip, ayet ise bitti. Yani niçin dedim? En güzeline tabi olup, yani kim söylemişe bakacaksınız. Yani birisi birisine bir laf demiş. O kadar mühim değil. Kim kimin karşısında? Bir kelamı değer alabilmesi için kim? Kime demiş? Ne makamda mı ne maksatta? O zaman değer alıyor. Yoksa 25'in sözü geçiyor. Buna baktırmayıp söze bak demek felsefedir. Bunun cımbızlaması da olur. Napolyon demiş değil mi? Bana bir söz, bir cümle söyleyin ben sizi onunla asayım. Önünü arkasını koparırsan, insansız düşünürsen öyle olur. Şimdi Allah da bak. اَلَّذ۪ينَ يَسْتَعْبُونَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ اَحْسَنَهُمْ اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ هَادَهُمُ اللّٰهُ
ve ulaike hum ulul elbab. Gayet kısaca bir mali. Sözleri dinleyip ne yapacağız o sıkıntıda? En güzeline tabi olup fenasına bakmayanlar bidayeti hidayet-i ilahi mazhar akıl sahibi olanlardır. Bir daha. Sözleri dinleyip en güzeline tabi olup fenasına bakmayanlar hidayet-i ilahi mazhar akıl sahibi olanlardır. Mealindeki bizler için şimdi her şeyin en iyi tarafına mesela benim bir sürü kusurlarım da var. Sırf onu nazara alırsan beni şeytan kabul ettin. Hiç kusurum yok, öyle kabul ettin. Hep iyiliğimi görüyorsun, öyle zannediyorsun. Beni melek zannettin. Her kusur, hem iyilik, iyilik kötülük, karma bu insandır. Bu insandır. Hiç kötülüğü olmayan melektir. Hiç iyiliği olmayan şeytandır. Ne iyiliği ne kötülüğü yok. Kimdir bu? Hayvandır. Hayvandır. Hiç iyiliği yok, kötülüğü de yok. Hem iyiliği hem kötülüğe kapısı açık olan insandır. Hepsinin cemi cemidir. O zaman insanda fena haslet olur. Fena sözler olur. Yanlış davranır, yanlış sana diyebilir. Ama hep bu insan hep bu değildir. Bunun başka tarafı da var. 13. lemada der ki şeytanın bir tuzağı sırf o kelama, o söze bana nasıl der ya? Allah Allah ya ne hakkı var ya? Yazıklar olsun ya dizine dermanına dursun. Şöyle de yapmıştım demiştim. Tam da o bizim her konuştuğumuzu herkes kendisi desin. Sizin de benim de her konuştuğumuzu, her yaptığımızı düşünerek mi yapıyoruz? Konuşuyoruz. Yok. Değil mi? Yani hata yapmak sığırlarda yoktur. Sığır ne hata yapar ne sevap yapar. Melek hata yapmaz. Şeytan iyilik yapmaz. Hata yapmak, sevap yapmak bize aittir. O zaman ne yapacaksın? 13. lemada Allah'ımızın kanunu var. Muvazene-i ama. Haşir meydanında iyiliği var koyun cennete. Kötülüğü var koyun cehenneme. Demiyor. Böyle değil dinimiz. İyiliğini, kötülüğünü tartıyor. Hangisi galipse ona göre muamele ediyor. Biz de ne yapacağız? İyiliği var. Ve kötülüğü de var tabii canım. Yani kötülüksüz, kötü taraf olmadan bir insan yok zaten. Siz bana söyleyin, dumansız odun olur mu? Olmaz ki. Sıfır olmaz yani. O zaman odun değil. Duman da var yaktığımız zaman ama sıfıra yakın çıkar yani. Öyle. Çok kurumuş odun ama duman çıkar mutlaka. Yani hidrojen ve oksijen su. Şimdi hidrojensiz su olur mu? Bir tanesi yani bir tane. O zaman sözleri dinleyeceğiz. En güzeline tabi olup fenasına bakmayanlar hidayet ilahiye mazhar akıl sahibi olanlardır. Dedi bize ne diyor? Mealinde bizler için şimdi her şeyin en iyi tarafına bakacağız. Ve güzel verfe karar verecek vecine bakmak lazımdır ki yani birbirimize ya niye dedi, niye yaptı, niye gitti, nasıl demez, nasıl demez. Bakmayacaksın. Ferah verecek, birbirimizin moralini bozacak şeyler değil. Ferah verecek vecine bakmak lazımdır ki manasız, lüzumsuz, zararlı, sıkıntılı, çirkin, geçici haller nazar-ı dikkatimizi celbedip kalbimizi meşgul etmesin. Mesela haberler. Evet sayın seyirciler. Antalya'dan kalkıp Mersin'e gitmekte olan sineğin kanadına şu arıza olmuştur. Sinek ya. Ama Balıkesir'deki bir iş adamının 100 tane açı doyurup giydirdiğini demez. Haber yapmaz. Evet sayın seyirciler. Hamiyetli ve fedakar kahraman bir iş adamı 100 kişiyi doyurdu ve giydirdi. Demez. Diyorsa altında bir şey vardır. Mutlaka kendisi yapıyordur. Yalan söylüyor. Çünkü niye? Haberde ana tema şaşıracaksınız.
haberdarına tema haber vermek değil, toplumsal baskı yaratmak ve içsel insanın içsel alemine kaos, sıkıntı ve psikolojisini bozmaktır. En büyük silah haberdir şimdi. Herkes filmi seyretmez. A filmi, B filmine dağılır herkes. Ama herkes aynı saatte kafaklı kanalda yoksa haber başındadır. Yağmur geliyor rahmettir. Diyor ki büyük felaket kapıda. Kar geliyor işte beyaz ejder geliyor. Ya hiç mi rahmet yoktur ya bu alemde? Acayip. Her şeye bir bela musibet nazarıyla bakıyorlar. İşte ne diyor? Bir de okuyayım bak. Siz diyor bizler için şimdi her şeyin en iyi tarafına bakacağız. Ama ikide bir baskı yapıyorsun. Televizyona koydun kafayı. Doluyor. Maşapaya doluyor. Bu honi var ya onu. Lok 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 lok. Buradan da doluyor. Buradan da. Buradan da. Biz ne yapacağız? Her şeyin iyi tarafına ve güzel cihetine ferah verecek veçine bakmak lazımdır ki. Niye? Bir, manasız. Koy tencereye, manasız. Lüzumsuz koy tencereye. Zararlı, sıkıntılı, çirkin, geçici haller. Yani dünyada siyasi olsun, genişler. Her şey geçicidir. Sabit zannetmek. Geçici haller nazari dikkatimizi celbedip kalbimizi meşgul etmesin. Nasıl yapacağız peki bunu? Nasıl yapacağız yani? Her şeyin iyi tarafına nasıl bakacağız? Sözde ne en iyisi alacağız? Şimdi çözümü söylüyorum. Sekizinci sözde bir bahçeyi iki adam biri çıkar biri giriyor. Var ya misali. O bahçeye. Bahtiyar bahçedeki çiçeklere güzel şeylere bakar safa ile istirahat eder. Diğer bedbaht temizlemek elinden gelmediği halde. Bahçeyi temizleyebilir misin? Dünyadaki siyaseti düzeltebilir misin? Olumsuzlukları kaldırabilir misin? Şimdi bak bir daha. Diğer bedbaht temizlemek elinden gelmediği halde çirkin, pis şeylere hasr-ı nazar eder, midesini bulandırır, istirahat eder, sıkıntı çeker, çıkar gider. Kapatır televizyondan. Tamam kızım. Oğlum, hanım. Ashabi nereden çıktın ya bu arada? Herkes despot, firavun, nemrut gibi olmuşuz. Yani barut küp olmuşuz ya. Evde terör estiriyoruz. Nereden çıktı bu? İyi bir adamız. Ya nasıl böyle patlıyoruz kızına, oğluna? Her gün kavga olur mu evde ya? Bir sebebini arasanıza. Nerede doluyor bu adam? Evde ferahlama yeri olması gerekirken, küçük cennette olması gerekirken kavga zemini olmuş. Demek bir şey var ya. Aynı ev demek bahçe demektir. Bahçe. Sekizin sözde bahçe varmış. İki adam girmiş. Bir tanesi bakmış. Aa şuna bak ya. Hurmalar düşmüş yere. Elmalar mı bak bak bakasın. Sinekler sarmış. Çürüyor ya. Allah Allah orada batak olmuş orada. Sinekler de yapmışsın. Şimdi bunu görüyorum. Sanki başka bir şey yok. Ötekisi, aa Allah Allah, şu hurmaya bak ya. Bana bak Abdullah, şey yapsan nasıl yapsak onu? Mandalinaya bak ya, fesubanal çiçeğe de bak. Ha, şimdi bahçe yerine evi koyalım. Eve gelir. Diğer bahtiyar, bahçeyi siliyorum. Bahtiyar evdeki çiçeklere, kimse görüyor mu kenardaki çiçekleri evden girince? Evdeki çiçeklere, güzel şeylere bakar. Çocuk takla atıyor, ha maskaralık yapıyor. Baba bunu yaptım. Tamam, ne hatırlar inşallah. Hatır. Tamam. Anne de baktı şey, baba çocuk bir şey çizmiş resim. Lan baban şey yemek yiyecek ya. Ağzımız alıştı namaz. Yani yemek yiyecek oğlum, sen de şey yaparsın. Ama baba, ya getir lan sen. Ha öyle değil. Bak bahtiyar evdeki çiçeklere, güzel şeylere bakar, safa ile istirahat eder. Ötekisi yemek yedi, ağzını açtı, üşümedi, peçeteyle sildi. Her şey için sabahtan beri sizde zaten kumanda. Ver şu televizyon kumandasını. Ver. Aman baba, seslen. Tık 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 tık. Şimdi uykusu geldi, kalksın da gitsin yatsın. Yatamaz, ceylan bitti, sömürdü. Sonra
15 dakika ve yarım saat demlenmek değil. Enerji gene ruhu imal ediyor. O enerjiyle yatağına fırladı. O kadar. Bitti. Peki cep telefonuna kamera çekseniz gençler. Batarya biter mi? Biter. Bitince videoya dönüştü. Aa işte bu telefon kafa. Aa bataryanın kamerası. Kayıt cihazı gözden giriyor, kulaktan giriyor. Kamera bu. Tamam mı? Cep telefonu. Baka pil bitiyor. Pil bitti. Hadi 10 dakika şarj etti. Abi bir yoldayım ha falan taktı kapandı. Pil bitmişti ya. Bir fişe taktı. O da yatağa atladı. O kadar. Şimdi kardeşim bu ettir de et. Çapan barajı değil ya imal edecek. Ve bu oyunlarla, oyunlar var ya, oyunlarla, laptoplarla, cep telefonu, oyunlar müspet dahi olsa şu et değil, ettir de ne olacak, ne kadar imal edecek. Peki bakarken o cep telefonu oyuna enerji gidiyor mu gitmiyor mu gözler? Görmen için. El hareket yapıyorsun, enerji gidiyor. Ses duyuyorsun, sessiz de zevk vermiyor. Mantık kullanıyorsun, akıl şey yapıyorsun, hayal kuran. Bunlar hepsi kameraya, bataryaya yükleniyor. Cep telefonu oynarken kamera var, batarya yiyor. Ses çekiyor, kamera yiyor. Mail atıyorsun, girip çıkıyorsun, bitirmiyor. Bitiriyor. Bu da bitince ceren yok. O kendini motive edecek, farklı farklı parçaları bire getirecek o enerji yok. Can, batar. Ashabi nereden çıktık işte böyle oldu. Silahlar değişti. Bunu imal eden Kore, bunu imal eden cep telefonu, Samsung imal eden, görmüşsünüzdür, ben de gördüm. Metroda sabah işe gidiyorlar. Allah'ın bir kulunda cep telefonu yok, kitap. Türkiye'deki metroya çekiyorlar, Allah'ın bir kulunda kitap yok, cep telefonu. Ya bir işe yaradı cep telefonu biraz. Birbirlerine bakıp haram istemiyorlar. İşte böyle kaldırıp böyle, ulan şuna bir baksam demiyor. Şimdi kafayı kalacak hali. Ha, şimdi 8. sözde bahçe vardı. Şimdi ev yapıyoruz. Evdeki çiçeklere, güzel şeylere bakar, safa ile istirahat eder. Diğer bedbah temizlemek elinden gelmediği halde çirkin, pis şeylere hasır nazar eder. Midesini bulandırır. İstirahata beden sıkıntı çeker, çıkar gider. Şimdi hayat içtimai beşeriyenin safaları hususan Yusufiye Medresesi, yani evlerimiz, hapishane diye hapishane olmuş, bağlamış. Çık da göreyim hadi. Televizyon karşısına çık da göreyim, hapishane. Kalk da göreyim hadi. Hususan televizyonun karşısında Yusufiye Medresesi gibi evde, yani bahçede hükmündedir. Hem çirkin, hem güzel, hem kederli, hem ferahlı şeyler beraber bulunur evde. Akıllıdır ki, son cümlem bu paragraf sayfada, akıllıdır ki ferahlı ve güzel şeylerle meşgul olup çirkin, sıkıntılı şeylere emniyet vermez, şekva ve merak yerinde şükreden sevinir. Said Nursi. Pedagog mudur, sosyolog mudur, psikiyatrist midir, aile hekimi midir, ben anlamadım yani. Şu cümleye bak sen, Abdullah. Delikanlı senin adı neydi? Yanındaki. Emre hocam. Emre miydi? Emre. Emre. Şu cümlelere bak. Şey gibi dizmiş. Aha sana yarım sayfa buradan. Ve git psikiyatrist ve psikoloji. Kendimi nasıl motive edeceğim? Kitabı al oku. Bu kadar hulasa nerede bileceksin? Bunu kim diyor? Karşında kim? 380'e yakın psikoloji ve her derste bir saati geçmiş psikoloji ders yapan insan. Böyle bir şey olamaz. Bu kadar kolası olamaz. Buralardan çıkarıyorum psikoloji dersleri. Size kolası ettim ben bunu normal bir yerde dersem bir saat sürüyor. Ben sana bir psikoloji. Ya. Başka? Efendim? Hocam suyu sağ tarafınızı alır mısınız? Tabii. Alayım tabii. Hatta kaldırıyorum. Bir yerde buradaydı. Şeftali misali verdim de başıma dert oldu. Abdullah hatırlar. Bu şeftali
Mer şeyi varmış böyle. Bende de şey vardı. Çimento çuvalı var ya. Çimento hani çuvalı şak şak yapıyor. Onu görsem veya birisi konuşsa içim cisediyor. Peki 507. Buradaki kardeşlerimizle de halisane ve tesellikârâne ve samimane ve mutesenidane hakiki bir ülfet. Bak, bu din olursa, yani referansımız, ölçümüz, kaynağımız, şuradaki oturuş, menfaat mı var? Altın mı paylaşıyoruz? Yok. Makam peşinde miyiz, kuyruk muyuz? Yok. Hepimiz kardeşiz. Ben de seslendiriyorum, ben de sizden daha fazla aciz. Ben sizden daha fazla aciz. Bu hayattan sonra benim kabir hepten gözüktü. O zaman buradaki kardeşlerimiz halisiz. Art niyetimiz yok bir arada bulunmanın. Hep birbirimizin menfaati için çalışıyoruz. İlk önce kendimize. Kardeşlerimize halisane, tesellikârâne, bu derse teselli olsun. Birisinin sıkıntısı kalksın. Tamam, derdi kalksın diye. Zaten bu şefkat, merhametten dolayı yollara düşmüşüz. Demek ki kardeşlerimizle de halisane, tesellikârâne, samimane ve mutesanidane, yani birbirine dayanmak, aleyhinde bulunmamak şeklinde bir ülfet, yani anlaşmak, alışmak, sevmek. Bir ülfet, birbirimize alışmak. Ha ders arkadaş. Bu dünyadaki görüntüsü. An ve an fotoğraf çekiliyor. Ahirette de kardeşliğimiz devam edecek biliyor musunuz? Ustad diyor ki, biz dünyevi dostluk edilmiyoruz. Dünyadan kopuk ahiret olur. Ahiret dünyanın bitişi değil. Ağaç çekirdeğe bitişik değil. Ağaç nedir? Çekirdeğin inbisatından, inkişafından ortaya çıkmış. Ağaç nedir? Çekirdeğe bitişik değil. Çekirdeğe patlamasıdır. Dışarıdaki şahsiyetidir. Şu dünyadaki yaşantımız ahirette hakiki yaşantımız olacak. Onun için gene beraber olacağız. Aynı kardeş olacağız. Allah etsin inşallah. Ayırmasın birbirimizden. Ya. Dayanmak, bir ülfet, bir muhabbet. Muhabbet, Allah için muhabbet. Sevmek ve sohbet. Ramazan-ı Şerif'te hayrı birden bine çıkan evlatlarımızla meşgul olup, yani paylaşıyoruz ya böyle evlatlarımızı, Kur'an'ı, cüzleri paylaşıyoruz. Birbirimizin takva ve iman kalesine, sebap kalesine yardımcı olmak olup ilmi derslerimizle bu cüzi geçici sıkıntılara ehemmiyet vermemeye çalışmak büyük bir bahtiyarlıktır. Bu derslerle sıkıntılarımızın aşmasına gayret ediyoruz. Yani şu anda sanki bir psikiyatrist veya bir psikolog veya bir tedavi salonundaymış gibi. Allah böyle nasip etti. Peki ile okunan ders mi? Hayır. Mesela ben sigara içsem benim yanımda olsanız. Sigara size de siner. Evet. Mesela kahveye gitseniz üzerinize ceketinize siner. Koku da öyle. Şimdi biz buraya geldik hepimiz. Farklı farklı. Gençler dolu. Allah razı olsun. İyi yaptınız, geldiniz. Şimdi ne oluyor biliyor musun? Bilginin dışında benden çıkan maneviyat ortaya katılıyor. Seninki de seninki de seninki. Hep pozitif, negatif olan yok. Negatif yayılmaz. Ademi olduğu için sirayet etmez diyor Abdullah. Sevaplar nur ve nurani oldukları için sirayet eder. Ortaya koyuyoruz Kabe gibi. Ama koydun mu? Alırken hepsini birden alıyoruz. Havz-ı müşterek. Yani birbirimizin maneviyatıyla manen beslenmeye vesile oluyor. Birbirimizi şu anda besliyoruz. Yalnız değiliz. Mesela benim size en büyük iyiliğim, sizin bana en büyük iyiliğiniz benim varlığımdır, senin varlığındır. Benim var olmam
senin iman ve İslam karnasına kuvvet veriyor. Yani ben İslam'da yalnız değilim. Yahudi değil. Bak bu Müslüman. Ne demek? Benim inandığıma inanıyor. Bu Müslüman benim kıldığım namazı kılıyor. Keyif alıyoruz değil mi? Aynı şeyde askerlik yap. Koğuşta olsak biz sırf aynı koğuşta olmanın keyfini de yaşıyoruz. Asker arkadaşım. Haç arkadaşım. Şimdi ne diyoruz? Ders arkadaşım. Ümre arkadaşım. Çünkü bedava değil arkadaşlar. Samimi müteselidane haletle birbirimizin geçişler yapıyoruz. Dimağına, kalbine manevi baskı yapılıyor. Müsbet baskı. Biz de şu anda bak kabloyu taktın. Besleniyoruz. Doluyorsun. Pil doluyor. Şu anda o kamera gibi ama oyun, cep telefonu, televizyon gibi değil. Boşaltmıyor. Alıyoruz. Onun delili nedir? Televizyona en azından haberi kapattıktan sonra. Ben yapayım öyle mi değil mi? Televizyon kapattıktan sonra şöyle oluyor mu? Of be. İyi ki haberi seyrettim ya. Ne kadar rahatladım. Oh. Eğer seyretmeseydim şu rahatlık olmazdı. Mı diyor. Haberi kapattıktan sonra. Lanet olsun Allah. Belanesi versin ben. Her tarafta şey ya. Darım bir getirsen çay ya tamam. Sinir kapmıyor. Asabi ol. Ben seyrediyorum da onun için. Bak bir tanesini sana söyleyeyim. Akrabam. Köydeydim ya. Niçin biliyor musunuz da şey yapacağız. Şimdi dağılmış. Trabzon maçı. Hasta olduğunu bilmiyorum. Ben oradayım kenarda. Akrabamla konuşuyorum. Onun bağırmasıyla bırak lan dediği böyle bir ağzımı almayacağım. Şey, bir, bu kadar da olmaz kendi takımdaki adama. Ya nasıl küfür? Allah Allah. Bir şey bilmiyorum. Ne oldu peki? Bu sehpa mı vardı? Orada greyfurt mandalina vardı. Yiyordu da hem de. Hem kenarda. Ne masa kaldı ne greyfurt. O soydu moydu da. Güm, fırladı ya böyle. Bırak ya dedi bir de galis küfür ederek. Bu kadar da olmaz dedi ya. Bunu nereden aldılar? Nereden aldık konum falan? Sen kendisi olmuş o parayı. Nereden aldık? Fena fil maç olmuş. Nereden aldık bu şeyi dedi. Ona bir fırladı. Ne rahle kaldı ne bir şey. E bak şimdi biz çıktıktan sonra aldığımıza deli. Şimdi of be. Elhamdülillah. Ya en azından hiçbir şey bunu almadıysa hiçbir şey olmuyorsa sana bu gece günah yazılmadı. Şu saatte daha hayırlı nerede olabilirdi? Bu derste değilsin. Daha hayırlı nerede olabilirsin? Ravza-i Mutarra'da Resulullah'ın yanındaysan, Kabe'de tavaf ediyorsan git oraya. Naim Hoca vardı Erzurum'da bilirsin Hasan abi. Duydun mu? Maçları kaçırmazdı, maçlara giderdi eski rahmetli. Ölmüş mü? He ölmüş tabii çok oldu o. Şimdi maça tabii yine gitmiş Erzurumspor maçına. Ha. Ön tarafta adam hakem bir ayar yapınca kalkmış bir küfür etmiş. Demişler ki ya ne yaptın sen arka tarafta Naim Hoca var demişler. Geri dönmüş hocam kusura bakmayın demiş. Fark edemedim sizi filan demiş. Evet. Neyse. Ha adam küfür etmiş yani onu. Öndeki adam küfür ediyor evet. Maçta. Ha, Naim Hoca da hemen onun arkasında. Naim Hoca da maçta. Şimdi tabii hakem yine penaltıyı vermeyince bu sefer Naim Hoca adamı dürtmüş. Sövbe adam sövbemiş kendisine. Ya ortamına girince hoca da olsa ne olursan ol. Ayağı veriyor. Ben diyemiyorum seni. Sözcü olarak adamı dürtmüş demiş ki sen be adam. Allah. Rica ederim. Üçünüzün hakkında birbirinden ziyade gücenmeye emret verdiğimden gücenmeye ehemmiyet verdiğimden gücenmeyiniz. Çünkü Hüsrev ve Feyzi de benim gibi insanlardan tevahuş ve sıkılmak var. Feyzi abiyle Refet abi. Üç kişi biraz sıkıntı. İnsandır da meşrepleri farklı olduğunca ehli dalalet de bunları tespit etmiş. Bunlar böyle birbirine dalaşıyorlar diye. Üçünü de aynı kovuşa koymuşlar. Mesela abilerin burada dikkat edecek böyle. Nasihat edip de ya düzelir deme. Meşrep şeyi varsa,
meşrep almıyor. Almıyor. Hemen koğuşunu değiştireceksin. Katını değiştireceksin. Kendileri çözsün demeyeceksin. Yok. Çünkü bazen de çoğu zaman da aşamıyor. Bu sefer çok faturalı bir şey karşımıza çıkıyor. Buna fırsat vermemek lazım. Bak ne diyecek usta? Çünkü Hüsrev ile Feyzi de benim gibi insanlardan tevahuş ve sıkılmak var. Hem birbirine bir derece meşrepçe ayrıdırlar. Aynı olacak hali yok. Meşrep. Meşrep ne dedik? Maşrapa. Yani şu bardak. Maşrapa. Ne demek? Onlar su alırsın. O kadar su alırsın. Ve aldığın su da senin bardağının rengine ve şekline boyanır. Mesela tuvaletteki maşrapa böyle. Bakın böyle renkliyse donuk olur. Yamuk yumuk böyle ise su da şekil alır. Maşrapanın rengine ve şekline göre alır. Risale-i Nur, Kur'an, Risale-i Nur ve Kur'an, peygamber, alimler, ustalar bunlar verdikleri ders biz kendimize göre şekillendiriyoruz. Alemimizde. O bizi şekillendirmesi gerekirken çoğu zaman biz onu şekillendiriyoruz. Bir tanesi bana dedi ki ya yaşlı Hasan kardeşi asabiyim dedi ya. Bir türlü Risale-i Nur beni terbiye etmedi ya. Kasım'da var ya 131'de. Sakın sakın şeytan şüphelendirmesin. Sakın ha terbiye etmiyor diye. Kasım şu anlarda da var göstereceğim burada da. Risale bizi terbiye etmiyor sakın şüphelendirmesin diyor. Abi dedi ya asabiyim ona dedi ya. Ustad ne diyor biliyor musunuz? Benim gibi asabi insanı 8 sene gücendirmeyen Sıdık Süleyman için söylüyor. Ustad asabiymiş. Risale-i Nur muhalifini, Risale-i Nur şekillendirmemiş seni mi çekeyim? Ne diyorsun dedi ya. Bak, asabi olmak nimettir. Nedir o? Vasat. İfratı şeytandandır. Tefriti nefistendir. Vasatı dindir. Allah boşuna vermedi. Yani asabilik yok. Küfre nasıl sinirleneceksin? Asabiliğin ne türü? Mesela küfre bak vasatı şeytana ve nefsine buğz etmek. Asabiliğin ifratı karşıya buğz etmek. Tefriti kendine değersiz, kıymetsiz, şahsiyetsiz, benden bir şey olmaz deyip kendine buğz etmek. Yese düşürür. Bak asabilik nimettir. Gadab da nimettir. Haset de nimettir. Nikmet olan ifrat ve tefrit taraflarıdır. Ben asabiyim diye kendine şey yapma. Ben bunu beceremem de. Becereceksin kardeşim. Olacak. Bir zaman gel. Abi düştüm. Olsun. Kalk gene. Her şeyin sahibi senin Rabbin. Sana mühlet vermiş. Diyor ki hem birbirine bir derece meşrepçe ayrıdırlar. Ayrıyız kardeşim meşrepçe. Ve sabri ise akraba ve tarzı maişet cihetinde hayat içtimaiyle birkaç veciyle ana kadar ve ihtiyatça ihtiyata mecburdur. Sabri abimiz alimdir. Kasına geçiyor. Akraba bağları varmış çok. Hani yak akraba gidip gelmeler bazılarının meşrebi var. Sıra bize yaşlı yaşlılar beni tanır. Murat daha yakın bilir. Abdullah vesaire bilir. Yani akrabama, yakınlarıma, dostlarıma mesela giderken mutlaka erken çıkar dostlarıma uğrarım. Ama başka bir tanesi vakıf değil yap, dostların evine gitmek akrabasına da gitmez. Yani böyle bir mesela Allah rahmet etsin. Rüştü abi o konuda benim meşrepten farklıydı. Mesela Abdurrahman değil mi? Yani, ama yani o ifrat oluyor. Benim de ifratım oluyor. Yani ben de ifrat ediyorum. Ama önemli olan o doğru bu yanlış değil. Yani bir şey sergilettiriyor. Vasat her şey nimettir. Başına bir sıkıntı geliyorsa akrabalık veya tarzı harekette ve ticarette inan ya ifratlasın ya tefritte. Yoksa haddi vasat hep nimettir.
Resulullah'ın hayatı. Mescide gelmediği zaman sahabesini sorar. Değil akrabası. Namazdan sonra, sabah namazından sonra ekseriyeti mutlaka Fatıma-tı Zehra radıyallahu anh'ın evine kahvaltı gibi orada oraya gidermiş. Yakınları değil mi? Ha demek ki akraba, sahabe abi de öyle bir şeymiş. Akraba ve tarz-ı maişet cihetiyle tedbiri var. Ama ortakisi öyle fazla değil. İşte üçünüz bu ihtilaf-ı meslek ve meşrep haysiyetiyle. Bak örnek veriyor. Niye veriyor? Kur'an'da kıssalar var ya. Eyyub Aleyhisselam'ın, Yunus Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam kıssası gibi. Ha işte üçünüz niye risale koymuş? Sabri abiyle alakalıysa, Hüsrev abiyle alakalıysa ben ne okuyayım ben onun kitabını? O zaman Kur'an da öyle. Yusuf Aleyhisselam'ın kıssasını ben niye okuyayım? Kapat. Ona gelmiş. Değil. O isimde, o sembolde, o şablonda kendini denetleyeceksin. O sensin. Sabri sil. Kur'an'da Yusuf'u sil. Benim. Musa'yı sil. Benim. Risale okurken sabri benim. Bir tarafım sabri, bir tarafım Hüsrev. Bu sensin. Kendini koy. Ha ne yapmakmışız? Ha üçünüz yani farklı farklı ihtilaf-ı meslek ve meşref hasiyetiyle o dağdağlı koğuşta ve sıkıntılı kalabalık içinde herhalde tam tahammül ve sabır edemediğinizden ben telaş edip vesvese ediyorum. Çünkü pek az bir muhalefet bu sırada pek zararı var. Yani ehli dalalet bunu biliyor. Aynı koğuşa koyuyor. Tek başına öncülde kalsam o da sorun. Çok iyi bir dümenci olacaksın. Hem kendi hem karşıyı tahrip etmemek adına. Kaç dakika oldu? Bayağı oldu. Tamam. Bir kesiyor. Bir ben merak ettim. Bir saat oldu. Tamam. Bayağı oldu. Kaç yaşındasın abi? Bahir davahım. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Ya Rabbi bu anlatılan hakikatle atlamayı nasip eyle. Amin. Allah'ım 10 yaşından ta 54-55 yaşların arasında kadar olan şu cemaati ve bu cemaatin akrabasını, usul ve furularını, dedelerinden, annelerinden, her kim ahirete intikal etmişlerse bu maide-i Kur'an-ı sofrasından hisseler azim eyle. Amin. Ya Rabbi hepimizin ve bizim sevdiklerimizin ve bizi sevenlerin de ruhlarını âli eyle ve iştirak-ı amali uhreviye sırrına mazar eyle. Amin. Sevabını âli eyle. Amin. Aklımıza marifetullah, kalbimize muhabbetullah, ruhumuza müşahadetullah, bedenimize ibadetullah, hayatımıza kıbretullah nasip eyle. Amin. Ya Rabbi, Ya Rabbel Alemin, günahımızdan nasıl utanıp insanlardan gizliyorsak, sevaplarımızı da gizlemeyi, gizleme haletini bize nasip eyle. Bahir davahım, enilhamdülillahi Rabbil Alemin, El Fatiha temassalavat.